Imormu izleyeceğiz. Bakalım klasik 30 tane Imormu varmış, onlara bakalım. 30 tane mu varmış, onlara bakacağız şimdi. Tek orta çıktı. Sakallara bak, sakallara. Bu da uzatmada yani 20-20. Yok bir bela yani. Might Max'i de vurdu amına koyayım. Bu da vurdu. Daha ne yapsın yani. Bunu biliyorum. Biliyorum. Bu end point'le oynadılar orada. Vallahi end point'e karşı ben bir oynadım. Adamlar içimizden geçti. End point çok. X flat again. Making his way up towards the couch there in apartments. Emo making point as well, but the silencer is already around the corner. This is something that endpoint weren't expecting. And Emo just finds himself three. Make it four. Man wants. Oh my lord, this is weird. Keto. Oh, he cannot manage it. He knew what was coming. He knew where the second player was as well. Oh dear. They found an opening towards the B bomb site. Eternal Fire yet again have found the solution. A 2-on-2 plant. This is, oh man, there's no way he jumped down. And I actually thought even in the middle there they were gonna find, they were gonna at least lose one to the AWP. Nice headshot from Tizian and leaves it all on the Imo. One versus two. Easy yani, biliyorsun. And you're right, they have the money. They don't have to worry about that. They even have a Molotov on Tizian. If they knew where Imo was, yani they could probably put him out of the round almost immediately. Bir gene bir çıkış yapar yani. There's the Molotov into the corner. One position. They don't have to check, but he's still up in the upper dark position. Gonna get one of them, comes running back, and he gets the flick Allah on Tizian. Yok, görmüş that is gibi. One hell of a round for Imo. A quad kill and a one versus first. Now they're gonna be boosting up Vinny. Bu yapacaklar yapamıyorlar. So much rests on this man's shoulders right now. If he can get an entry, it could be a fast track onto the site. İmkansız şu an buraya girmeleri imkansız. 3B bir orta tek A info alıyor yani. Buraya girmeleri var ya imkansız yani böyle. İmkansız ya. Consider aggressive on Cat here, gonna have a fight or two. Oh, Masuda. Decent. Flash is good, but still flash can't manage to pick. Masuda got a little glimpse of that, and Zai were forced away. So Vitality have to deal with the disadvantage early with Eternal Fire picking up that kill. They can slow things down. Yeah, well, this is going to look good for the mid round now. A bit more utility on X-Flower for this one. And while that USP in the hands of Amor is going to sing Zai down, another body hits the deck, and they're looking for Dupree now, who's caught between a rock and a hard place. Has to think about the tunnel play. Merhaba, millet. Helke sitesinde FXtra kodunu kullanarak 70 cent bakiye ve %10 yatırım bonusu almayı unutmayın. Siteden bahsetmek gerekirse, her gün ücretsiz çekilişlere katılabilir, kasa savaşları, kontrat modu ve yükseltme moduyla da güzel kazançları elde edebilirsiniz. Link açıklamada. Kapı smoke, kifilaj, zıplayarak çıkışlar. Ortada lurk var, Imor bekliyor. Tabi bomba kurulacak, edilecek falan filan en son olacak belir. Burada beklemesinin sebebi o. Expect çünkü. Şu anda. Şu an expect tamam mı? Rakip biliyor onu. O yüzden geç oynayacak burada. Aynen. Apex yine tahmin ediyor ama vuramamış. Şuraya bir burada. Oy 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 oy. And look at the health on Deco. Oh my god, Glowing and Foster have lined up. Van Veen. Deco, 14 HP. Şu zamanlar işte bu Van Veen'i falan biz yeniyorduk akademiyle. Vallahi yeniyorduk. Van Veen tanımıyorduk yani. One winner frozen. And Imo has a chance. Vallahi yeniyorduk, billahi yeniyorduk yani. Deco will fall back towards CT. Akademiyle. And he's fallen back very zamanlar. Defensively, of course. He realizes that this is such a critical ya. Pistol round now. Savu mavi yiyorduk. They tried to run him down, falan. But they were too aggressive. Falan. And it gives Imo a chance to pick bazı up the bomb in the end, I would imagine. Ya. Demek ki çok büyük there it is. He can plant their default. Look at Deco. He's gone super, super defensive. In case he decides Deco to push towards CT and possibly clear it out to go toward B, but the bomb will come through toward default.
And honestly, keep it simple here, Immortal. Don't go for anything too flashy. Just stick yourself somewhere or you might get caught in the back here. It's going to be tough if he finds him. Oh, he does though. Fans. And will find another good kill back. Aynen, Trojan, Emsidar, Vicadia, Jota, Cyber, o kadro aynen. Bildiğin ya, yeniyorduk yani. Vuruyorduk yani. Patır patır. O zamanlar çok güzel oynuyorduk. Keyif alıyorduk oyunda. Sonra keyifimiz kaçtı böyle ya. Keyif olarak kaçtı yani. Doesn't know where the rest are, and for Astralis Talent, that may mean they can't justify his bigger rotation. That's all. Just tries to back off. Ewol harasses him there, and tried to harangues him to death. Oh no, really? What a flash as well. Freezer down. Also caught out. Kremer, Astralis if Eternal Talent Fire win this round, since the pistol rounds, no team with an economic advantage has won a round. Bak düşünün, insanların akademi takımlarının ne kadar güçlü olduğunu bir düşünün yani bak. Eternal Fire, Astralis talentli oynuyor. Mapler 1-1, nükte 11-7. Akademi takımları çok güçlüydü beyler. Altex, Mister, Fessor, Freezer. Bak kadroya bak. Ne kadar iyi oyuncular vardı. Çok iyi oyuncular vardı beyler. Biz de o seviyeye çıkmıştık. Yani biz de bayağı bu adamlarla böyle oynuyorduk. Yeniyorduk yani. Mouse NXT'yi kaç kere yendik? Astralis talenti kaç kere yendik? Oynadık yani kafa kafaya, iyi takımlara karşı çok oynadık, çok yendik yani iyi takımları. O seviye artmıştı yani. Ondan sonra ama tabii iyi oyuncularımızı verdik, devamı gelmedi, olmadı. Olanlar yani biraz ben de yoruldum kafa olarak falan filan. Huzurlu olamadık, huzurumuz kaçtı biraz. Ondan sonra yani devam edemedi yani çok o seviyede üstüne devam edemedik yani. I think since he's picked the rifle on T side is where he started to really find Enterprise mesela. Bak Enterprise'da maçımız var. Bir sene önce M-Star oynuyor burada maçta. M-Star burada oynadı. Sonra akademiye katıldı biliyorsunuz. Büyük ihtimalle tahminimce burada oynadıktan yaklaşık bir 6 ay bir sene sonra Enterprise'da Inferno'da oynadık. 16 4 mi 5 mi ne yendik mesela. M-Star leading the tournament again. Attack 9 is where they found their success in that opening round prior. What can they do now? Molotov into a sandbag. This becomes uncomfortable. Swinging in. They know a double stack here. Matisse swinging forward. Pays the price. Taze kan mı toplarız? Efe Ligi dediğin senin TCL gibi, TSL gibi bir şey. Yani oradan kan man toplayamazsın ya. Kan öyle toplanacak bir şey değil ya. Zor yani. Tabii ki de çıkar bir şeyler belki ama şu anda zor. Oh, and more, it's a lovely double. And the beginning of the end. Eternal Fire. Karşıdaki Matisse fanatik değil mi? Bilmiyorum ki. Odur belki. Vallahi bilmiyorum. Such a long two series. Eternal Fire hub'ı Faceit'te açıldı. Şu an var. Unfortunately, we do get a little bit of time back by the looks of things as there will not be a third map. There will not be a third or second chance for Enterprise yani to get into this game. It is the last kill being found here. Mangus against 5. Not going to happen. 60. Exchange of grenades on the A bomb site as we may see more flash plays. Fazlı kadro. Ecstatic. Forward smoke from Cabby. Jabby. More boost may be required. Not sure how useful the AWP is going to be down there. Trying to creep over. Oh, burada Simone için flash pick yapıyor. Kemme. Emo, what on earth was that? Mesela bunları çok iyi yapıyor. Patlama gücü çok yüksek. Bak bunları çok iyi yapıyor mesela. O yüzden hareketli oyun oynaması lazım. Onu söylüyorum. Ha Go'da o hareketli oyun daha mümkündü. Şu an CS2'de bu kadar hareketli oyun oynamak mümkün değil. O da var. Açıkçası o da var. Yani Go'da mesela hareketli oynamak çok daha movement'a dayalı bir oyun. Çok daha seri bir oyun olduğu için bunları yapmak daha kolaydı. CS2'de çok daha zor. That's the last thing they were expecting. Eternal Fire absolutely wiping the floor of Ecstatic on EA bombsite. That was utterly disgusting. Emo 2 to find one man looking straight at him from the ladder as well. Dignitas. Rakibi Holzer gözündeki kıl ağarmış. Holzer kaç yaşında ya? Look the other way and this is gonna be an easy kill. Just wait and there's the head as well presented. Şimdi onu vurmadan ötekine nasıl yapacak?
Hello, dropping. Pikleyecek o. Pikleyecek oğlum. Molotov atmaya kalksa %100 pikleyecek. Bu tarz durumlarda var ya direkt pikleyeceksiniz. Bak direkt pikleyeceksiniz.